gerçekten onları gönderdi. Allah'ım, Cihangir'de bir huzursuzluk, Selim'de aslında çok huzursuz oldu. Aslında Selim'le Hürrem'in huzursuzluğu Yeniçeriler hani ayaklama yaparsa ters, rüzgar tersine döner diye. Cihangir orada ben anladım, abimi öldürecekler, gelen giden yok diye. Cellatları çadıra koydu. Arada bir tül var, inanmazsın. Kocaman bir şey, padişah çadırı. Padişah içeride bekliyor. Oğlan geldi, kapının önünde dediler ki soyun. Üstündeki silahları ve üstündeki o şalını, şapkasını çıkarttı, koydu. O da mert çocuk. Gitti, daha ağzını açmadan sen bana ihanet ettin. Baba diye siye kalmadı. Cellatlar üstüne bindirdi. Dedi ben size mi dinlerim diye. Yavrum can havliyle cellatları indirdi. Zaten cellatların da öldüresi yok. Allah'ım yeter ki mazlum olmasın. Bugüne kadar bir sürü görevimi yaptığım için can aldım ama inşallah mazlum olmasın. Tek duam o. Yani suçsuz yere öldürmüş olmayayım. Emirleri yerine getirdim. Hiç beni huzursuzluk vermedi. Ama nasıl cellat? Gün boyunca, iş boyunca, o iş baş olasıya kadar hep kendi kendine dua ediyor. İnşallah mazlum olmasın diye diye. O zaten yapası yok diye. Al verdi omzundan. Hadi güle güle yavrum sen. Onları yıktı, bunları yıktı derken o işte damadın da yaveri var. Sümsük bir şey, saçları uzun böyle. Çirkin, Allah'ın illeti. Geldi üstünden. Bir anandı, vallahi cellatla değil. O boğdu. Boğ diyor Süleyman falan. Ölesiye kadar. Ondan sonra da ördükten sonra yeter bırakın ipi dedi. Alıverdi çocuğunu kucağına. Alıverdi çırpılı çırpılı verdi. Mustafa'nın küçüklüğü falan aklına geliyor. Aldı gari kucağına. Mustafa, Mustafa'm diye. Bunu seyredersin de canlı kalırdı. Ya Seyzem ya. Baştan beri bir de böyle entrikalarını biliyorum bizim ben. Ay Mehlimah gitti onun önce şeysine. Amasya'da mıydı, Manisa'da mıydı, neredeydi ya? Mustafa. Oraya gitti onun mührünü çaldı. Onu izlemiştim. Ha onun mührünü çalınca onun mührüyle onu yazmış gibi mektuplar gönderdi. Süleyman da inandı.